koylarımızın kiralanmasına ve koylarda yapılaşmaya karşıyız. Göcek'te yaşayan ve Göcek'in doğal güzelliğine ve müthiş coğrafyasına gönül vermiş yurttaşlar olarak, gelecek nesillerimiz ve özellikle her yaz bu bölgeyi seyahat eden yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz adına aşağıdaki açıklamayı yapmayı bir vatandaşlık borcu biliyoruz. Fethiye Dalaman koylarındaki yapılaşma girişimlerinin son yıllarda artarak devam ettiğini görüyoruz. Özellikle yat turizmi açısından dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan Göcek, maalesef gerçekleştirilmek istenen bu talanın merkezi halindedir. Ticari amaçlarla sahiplenilen bu koyların doğal güzelliklerinin kısa zamanda yok edileceği, daha da önemlisi Günlük ağaçları başta olmak üzere birçok endemik türü ve canlıları barındıran bu doğal yaşam alanları ile birlikte biyolojik çeşitliliğin de kaybolacağı ortadadır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Muçev olarak kısaca geçen Muğla Çevre Vakfı Turizm Ticaret Anonim Şirketi'ne verilen koylar yine Muçev tarafından farklı şirketlere kiralanmış. Ve kiralanan bu koylarda hayata geçirilmek istenen talan projeleri teker teker karşımıza çıkmaya başlamıştır. Fethiye Göcek koylarında birden fazla yat limanı projesi için çalışmaların devam ettiğini ve pro bu projelerden bazıları ile ilgili yerel halk tarafından hukuki süreçlerin başlatıldığını biliyoruz. Muçev tarafından yapılan kiralamalar sonucu bu koyları, kıyıları kiralayan şirketlerden şu anda bulunduğumuz Osman koyunu kiralayan Hasay Emlak İnşaat Turizm Limited şirketine yakın geçmişte tesis yapımına başlamak üzere Fethiye Belediyesi'nden yapı ruhsatı verildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Aynı şekilde İnceburun'da planlanan proje için de yapı ruhsatı verilmiştir. Doğamızı ve yaşam alanlarımızı korumak için bitmek bilmeyen bir mücadele içinde olan bizler, doğal varlıklarımızı işgal ve talan etme üzerine kurulu bu projelere izin verilmesini üzülerek ve endişeyle takip ediyoruz. Birinci ve üçüncü seviye doğal sit alanı olarak belirlenen bu koylarda yapılaşmanın önünün açılması çok büyük riskler barındırmaktadır. Bakanlık tarafından başlatılan ve halen devam eden Göcek Fethiye Özel Çevre Koruma Bölgesi çalışmaları tamamlanmadan ve bölgeye ait ÖÇK raporu oluşturulmadan yapılacak kiralamalar ve inşaat faaliyetleri geri dönülmez tahribatlara yol açacaktır. Muğla Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne 23.01.2023 tarihinde gönderdiğimiz ve koylardaki kiralamalarla ilgili bilgi talep ettiğimiz yazımıza gelen cevapta şu bilgi verilmiştir. İlimiz Fethiye ilçesi Göcek mahallesinde bulunan Ayten, İnceburun, Osman Ağa ve Günlüklü koyları ile ilgili müdürlüğümüz arşivlerinde yapılan incelemelerde İnceburun Osman ve Günlüklü Koylarının Bakanlığımız Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Muçev Turizm Ticaret Anadolu Şirketi arasında imzalanan 7 2019 tarihli kira sözleşmesi kapsamında günübirlik alan işletmeciliği olarak kiralandığı Ayten Koyun'un ise Bakanlığımız Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Muçev Turizm Ticaret AŞ arasında imzalanan 15.04.2021 tarihli ve 12.888 onay nolu ön izin sözleşmesi kapsamında bağlama amaçlı iskele yapımı için ön izin verildiği tespit edilmiştir. Özetle Koylarımız rant uğruna birer birer feda edilmektedir. Bugün Osman Ağa koyunda yapılmak istenen tesis için verilen yapı ruhsatı yarın diğer koylardaki kiralamalar için de bir emsal, o, emsal oluşturacaktır. Bütün bu risklerin önüne geçmek ve Fethiye Dalaman koylarında ortak bir çözüme ulaşmak amacıyla bölgedeki tüm paydaşların ve bakanlık yetkililerin en kısa zamanda bir araya gelmesi en doğru davranış olacaktır. Bu olana kadar taleplerimiz olarak iki tane madde sıraladık. Birincisi öncelikle Şevre, çevre, çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Muçe üzerinden yapılan kiralamaların ve tahsislerin iptal hemen iptal edilmesi. İki, Fethiye Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatlarının gecikmeden askıya alınması uygun olacaktır. Doğamızı korumak için yerel yönetimlerimiz, valiliğimiz, bakanlığımız ve ilgili her türlü kurum ve kuruluşla işbirliğine hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Fethiye ve Göcek koylarının daha fazla marinaya bağlama iskelesine günübirlik tesis alanına değil talana karşı korunmaya ihtiyacı vardır. Yaşadığımız bu çok özel coğrafyayı çocuklarımıza da aynı güzellikte bırakmanın ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyor. Dolayısıyla koylarımızdaki talan projeleriyle ilgili hukuki zeminde mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi buradan duyurmak istiyoruz.